Bu ne? Bak iyiden daha iyisi geliyor. Tayyip'ten sonra daha sağlamı gelecek, merak etme. Öbür tarafa bak. İkinci adamı İsmet. Çerez eksik. Üçüncü adamı Ecevit. O da İsmet Paşa'dan çerez eksik. Dördüncü adamı Deniz Baykal. O da Ecevit'ten çerez eksik. Beşinci adamı Kılıçdaroğlu. Tahtadan kılıç. Kesmiyor. Ondan sonra daha zayıfı gelecek. Bu bir vukuatın seyrini gösteriyor. Ehli küfür sukut çizgisinde devam ediyor. Ehli iman itila çizgisinde. Ne onun sukutu tamamlandı, ne bunun itilası tamamlandı. Ara mevsimdeyiz. Ara mevsimde tezatlı işler olur. Şu gerçeklerin muvaciyesinde bilin ki Davutoğlu'nun tasfiyesi başkanlığa karşı olmasındandır. Bunu perdenin önünde çok hissetmediniz. Bunun içinde Tayyip Bey'in mirasını kendi malı zannetti. Bunun ispatı nedir? Bu kadar muslihane bir konuşma yaptıktan sonra Konya'ya gitti veda için. Bu tabandaki gücünü göstermek içindi. Niye başka yeri seçmedin? Bu Konya'da en azamidir. Yani herhalde Tayyip Bey de her yer tasvip eder de Rize kadar etmez. Bizim memleketimizin adamı diye oranın gavuru bile buna destek çıkabilir. Hemşerilik gayreti. Sen bunu Konya'da yapıyorsan bunu gösteri yapıyorsun. Benim tabanda gücüm var. Ama sen o güce güvenseydin o mirastı. Sen kazanmadın onu. Sen bugün şunu yaptım, bunu yaptım diye 45 dakikalık konuşmanda övündün. 7 Haziran'daki hezimet de senin. Onu niye konuşmuyorsun? Sen bu kadar dirayetliydin de Haziran seçimini niye kazanamadın? Bu sana ait bir şey değil. Sana ait bir şey değil. Bugün en dirayetli adam Halk Partisi'nin başına geçse, en Müslüman bir adam bile geçse iktidar olamaz. Çünkü millette mukabelesi yok. Kel aynak kuşu gibi bir avuç azınlık. Hiçbir zaman ekseriyet olamayacakları belli oldu demokrasiye geçişten. Şahıslı olsaydı onlar bulurlardı işlerinde en dirayetli bir adam iktidar olurlardı. Fikir çöpe gitmiş, fikir. Diyemez. İsteyemez. Başkanlığın gitmesini hiç isteyemez çünkü hayatının miracı başbakanlık. Bakın Reis-i Cumhur geçen gün bir söz söyledi. Başkanlık bizim geleneksel idaremizdir dedi. Bizim geleneksel idaremizdedir padişahlık. Padişahlık. Bunun altında yatan hissiyatı iyi anlayın. Bu laf ilk çıktığı zaman bana sordular. Ne dersin? Padişahlığa yakın olduğu için alkışlar dedi. Ben saltanatçıyım. Ben cumhuriyetçi değilim. Bunu 1991'de de söyledim. İslam ne cumhuriyet emreder ne saltanat emreder. Burada anlattım. İslam ruh emreder. Şekil şartlara bağlıdır. Küçük bir devletsen cumhuriyet olursun. Alem şumul bir devlet cumhuriyet olmaz. Çünkü cumhuriyette her kafadan bir ses çıkar. Her kafadan bir ses çıkar. Kaldı ki İslami idarenin milletin idaresi için koyduğu temel esasları ben burada daha önce anlattım. Şimdi tekrar etmeyeceğim. Başkanlık eğer yakınlık uzaklık konuşulacaksa en azından cumhuriyetten daha yakındır. Çünkü İslamiyet hakikatin taayyününde sayı ekseriyetini kabul etmez. O demokrasinin yalandır. Halk ekseriyeti yanılmaz. Öyle bir şey yok. Bal gibi yanılır. Çok da yanılmıştır.
sayı hakikatin tayininde rol oynasaydı Budizm hak din olurdu. İslamiyet hak olmaktan çıkardı. Dünyada 8 milyar insan var. Müslümanların sayısı 2 milyara bile çıkmıyor. Bu iş azlık çokluk değildir. Dünyada taş mı çok, altın mı çok? Niye yakut altından kıymetli? Az. Kıymetin bir sebebi de nedrettir. Hakikat sayıyla tayin etmez. Bizim buna elimiz mahkum bugün. Bir şey demiyorum.